Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, 16-22 Ocak haftalık burç yorumları ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Tabii ki Merkür'ün ileri harekete geçişi var. İleri hareket ne zaman? 19'unda. 21 Ocak'ta da Kova burcunda yaşanacak olan bir yeni ayımız var arkadaşlar. Bunun dışında ay düğümleriyle Merkür'ün kavuşumu, Güneş'in yine Plüto ile kavuşumu. Biz bunları konuşacağız bu hafta. Peki burçlar bazında kimi ne bekliyor bakalım. Şimdi tabii ki burç yorumlarıma geçmeden önce kanalıma abone olur. Bildirim zilini açar. Beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum arkadaşlar. Bu arada danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmına telefon numaralarımı bırakıyorum. Bu telefon numarası üzerinden WhatsApp'tan bana mesaj olarak ulaşabilirsiniz. Merhaba akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Evet arkadaşlar, dördüncü evimizde bir yeni ay doğuyor bu hafta. Yeni başlangıçlar yaptıracak bize. Jüpiter'e attığı açıyla belki bir evimizde bir düzen değişikliği, belki bir dekor değişikliği, ailemizle ilgili önemli bir karar almak, ailemizden güzel bir haber almak, onlarla ilgili bazı sorunlarımız, sıkıntılarımız varsa çözüme kavuşması, yine dördüncü ev konularından taşınmak olabilir, kiralık bir evimizi değiştirmek istiyorsak uzun zamandır bunu değiştirmek, tamirat yaptırmak, tadilat yaptırmak gibi bir enerjiye de sahip olabiliriz arkadaşlar. Dördüncü ev konularımızla ilgili, yani düzenimiz, hayatımız, yaşadığımız ev, iç dünyamız, yapmak istediklerimizle alakalı önemli bir konuyu aktive ediyor olacak. Yeni ay yeni başlangıçlardır. Tabii bu konularda yeni bir başlangıç yapmayı temsil eden süregelen durumlarda söz konusu olabilir. Tabii ki Merkür ileri hareketine geçiyor bu hafta. Sizin de üçüncü evinizde, zihin evinizde. Ay düğümlerine de üçgen ve seksili var arkadaşlar. Bu açı tabii ki ay düğümleri sizin bir 7 aksınızda gerçekleştiğinden dolayı belki de bir karar alarak, evlenme kararı alarak veya teklif alarak belki aynı evi paylaşmak, evlilik kararı almak, bir ilişkinin evlilik kararıyla taçlanması. Tabii ki uzun zamandır evliyiz, bazı sorunlarımız var, bunlarla ilgili de çözümler bulamadıysak artık burada yeni bir karar olarak ayrılma kararı, evimizi ayırmak, ortak gelir giderlerimizi ayırmak gibi bir konu içerisine de girebiliriz arkadaşlar. Umarım pozitif senaryoyu yaşıyoruzdur. Ama ay düğümleri 1 ve 7 aksından geçerken maalesef ki sorunlu giden evliliklerin bazen kopma noktalarına gelmesi mümkün görünüyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki burada bir karar alınması anlamına geliyor. Bu uzun zamandır bir ilişkimiz yoksa hayatımıza yeni birinin girmesi, evlilik kararı alabileceğimiz, evliliğe gidebileceğimiz bir insanla tanışma ihtimalini de beraberinde getiriyor. Yani hayatımıza yeni bir insanın gelmesi de söz konusu olabilir arkadaşlar bu dönemde. Ay düğümlerinin pardon, Mars ikizlerde retroydu 8. evde. Uzun zamandır parasal bir sıkıntımız varsa aile kaynaklarından destek alarak belki bu maddi olan sıkıntımızı giderme şansına sahip olabiliriz. Mesela eşimizden aldığımız destekle yeni bir yatırım fırsatı yakalayabiliriz. Anne babamızdan veya aile gelirlerinden uzun zamandır beklediğimiz bir mirasın gelmesi, kök ailemizden bize gelecek olan bir desteğin işareti olabilir. Tabii ki miras demişken 3. evde malum akrabalar, akrabalarla uzun zamandır oturuyoruz, konuşuyoruz ama bir türlü mal paylaşımını yapamıyorsak bu hafta bunlarla ilgili de önemli bir süreci tamamlayıp belki de hak ettiğimiz bir mirası ortak yolu bularak aktive etmemiz de mümkün görünüyor arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.